Bu savaşın kazananı kim olur? Baktığınız zaman herkes Türkiye'yi konuşuyor, Türkiye'dekiler elbette. Türkiye'de kriz var, Türkiye'de şöyle, Türkiye'nin dış politikası Avrasya olmamalı, Batı olmalı diyenler var vesaire. Ama baktığınız zaman da dünyada bir denge değişimi de var. Yani bugün her ne kadar bazı gazeteler hedef alsa da artık ekonomik refahın adresi olarak da Asya görülüyor. Bağımsızlığın, özgürlüğün refahı olarak da, adresi olarak da Asya görünüyor. Bu savaşı kim kazanır? Amerika'nın bu saldırganlığı kaybetmesinden mi, yoksa hala o güçlü, ihtişamlı, şaşalı Amerika mı var karşınızda? Şimdi Amerika'nın açısından düşünelim. Kissinger'ın deyimiyle söylüyorum size, Liderlik adlı kitabında. Biz diyor hesapsız hareket ederiz. Niye? Çünkü diyor bizim challenge'ımız yok. Bize karşı gelecek kimse yok yeryüzünde diyor. Şımarıklıklarının sebebi bu. Ne istiyor? Diyor ki gücüm o kadar fazla ki diyor. Hem ekonomik gücüm hem askeri gücüm. Ben diyor dikkatli olmak zorunda değilim. Her yeri kırsam, dağıtsam da bana diyor bir şey söyleyebilecek kimse yok. Bu bugünün için geçerli mi? Evet, bu güç zehirlenmesidir aynı zamanda. En güçlü zannettiğin an aslında en fazla yıkılmaya yakın olduğun zamandır. Bakın tarihi dönüşümü şöyle yapalım. Türk milleti tarih boyunca hiç devletsiz kalmamış bir millet. Yeryüzündeki tek millettir. Bir tarih zinciri bakın. Hiçbir zaman devleti olmayan bir dönem olmamıştır. Eski Mısırlılar vardır, İnkalar, Aztekler. Bir ton medeniyet gelmiş geçmiştir yeryüzünden. Hititler, işte ne bileyim sana Asurlular, Akatlılar, Babililer, Elamlılar, Lidyalılar, Likyalılar, Roma İmparatorluğu. Kim şu anda devamı yok. Bizim devamımız var. Biz tarih boyunca devam. Demek ki biz bu koşu içerisinde birileri yanımıza yaklaşıyor ve daha sonra kayboluyor. Amerika 50 yıllık bir devlet. Amerika gerçek gücünü 1956 yılında, İkinci Dünya Savaşı bitti. Bretton Woods'la ekonomik olarak dünyayı eline aldı. Hemen peşinden 1956'da ikinci dönüşüm oldu. Fransa ve İngiltere Süveyş kanalını millileştiren Nasır'ın üzerine bindiklerinde Rusya dedi ki nükleer silahlarla Londra'yı ve Paris'i indiririm. Amerika araya girdi. İngiliz'e Fransız'a çekilin dedi. İngiliz'in bütün gücünün kesildiği gün o gündür. 1956'da Süveyş kanalından resmen atıldılar 3 gün içerisinde. Şimdi bütün sistemi tekrar bakalım denklemi biz. Bu adamlar dediğim gibi bütün gücü 1960'lar, bugüne kadar ne kadar kaldı? Toplam 80 yıllık. Amerika Birleşik Devletleri'nin domine ettiği dönem dünya tarihinde biz içinde yaşadığımız için çok önemli bir iş gibi görünüyor. Bir hiç, emin olun. Devletler tarihi açısından Amerika hafızası olmayan bir devlettir. İngiliz hafızası kullanır. O yüzden İngiliz hep geride kalır, olayları uzaktan izler. Avrupa Birliği'nden ayrılıp yeniden kendisini ayağa kaldırmak için orada da Türkiye'ye muhtaç olduğunu bal gibi bilir. Çünkü hiç kimse bilmez ama İngiltere'nin içerisinde inanılmaz bir Amerikan düşmanlığı vardır. Alman ve Fransız kadar. O da vardır. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyada nefret uyandırmış bir ülkedir. Hele Türkiye'de son 30 yılda yapmış oldukları var ya, bir toplumu kendisinden benden nefret et diye diye getirdi bu hale. Bunu Kissinger'ın o lafını söyledim ya size. Noam Chomsky denilen bunların akıl hocalarından bir tanesi vardır. Yine çok ünlü, değerli, yine bir Judik Anglo-Sakson. Ama hakikaten büyük adamdır bu. Türkiye'de 15-16 tane kitabı yayınlanmıştır. Gezi olaylarını Occupy diye yazın. O hani işgal et. Husisi Türkiye için yazdı o kitabı. Halbuki bu adam dünya sömürü sistemine karşı çıkıyor. O ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki o da aynı şeydir. Amerika Birleşik Devletleri dikkat etmek zorunda değil. Dünya dikkat etmek zorunda diyor. Güç zehirlenmesi budur. Gücün kendi ellerinden kaydığının farkında bile değiller. Ama bugün